Değerli Reklam Payı takipçileri, yepyeni bir astrolojisi ile karşınızdayız. Efendim, bu programımız teorik olarak 2017'nin sonuncu ve 2018'in ilk astrolojisi programı. Ve biz her zaman olduğu gibi 2018'e koçlarla, yükselen koçlarla başlayacağız. Evet, her şey biliyorsun, koç bütün başlangıçları, yeni başlangıçları anlatır. Astroloji de koç burcuyla başlar. O zaman ilk yayınımız koç burcuyla ilgili. Hadi bakalım, buyurun, bir Ocak ayını değerlendirelim. Buyurun. Pekala sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar. Şimdi Ocak ayına direkt ayın ikisinde bir dolunayla başlıyoruz bu ay. Nerede? Dördüncü evinizde, Yengeç Burcu'nda. Demek ki dolunay zamanı dördüncü ev konuları çok dikkat çekiyor olacak sizde. Hemen ayın başında. Hemen 2 Ocak'ta. Nedir efendim dördüncü ev konuları? Yaşadığınız yer. Eviniz, aileniz, yuvanız, ebeveynleriniz, çocuğunuz, eşiniz. Eviniz, yani yaşam alanınız aynı zamanda. Bütün bunların hepsi dördüncü ev konuları. Demek ki ailevi konularda ya da yaşam alanınızı ilgilendiren konularda sürüncemeli herhangi bir konu varsa dolunay zamanı netleşecektir efendim. Bunlar neler olabilir? Ne bileyim, ailede bir mesele vardır, bir türlü çözülemiyordur. İşte aranızda tartışıyorsunuzdur. Dolunay zamanı artık bu netleşir. Belki konuşulamıyordur, dolunay zamanı bu konuşulur hale gelecektir. Ya da belki evlenmek istiyorsunuz. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, taşınmak istiyorsunuz, yer değişikliği istiyorsunuz. Hani bununla ilgili gündemler dolunay zamanı netleşiyor olacaktır. Tabii işin içinde 4-10 aksı olacağına göre dolunay zamanı kariyerinizle ilgili de bazı hareketler olabilir. Nitekim bakın 20 Ocak'a kadar Güneş, Venüs ve Merkür Oğlak Burcu'nda olacak. Yani sizin doğum haritanızda 10. evinizde, yani kariyerinizi ve toplumsal statünüzü anlatan bir evde. Ayrıca 10 Ocak gibi de Venüs, Merkür ve Plüto kavuşumu yaşayacaksınız. Yine 10. evinizde Oğlak Burcu'nda. Şimdi bu ne demek? Demek ki ayın 20'sine kadar odağınız 10. ev konularında, yani kariyer konularında ve toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda. Bir kere Güneş oradaysa demek ki iş hayatında parlıyorsunuz. İşin içinde Venüs var, Merkür var. Demek ki sözünüz dinleniyor, fikirlerinizde dikkat çekiyorsunuz. Popülersiniz. Bayağı bir starsınız yani bu ay. İş hayatında son derece dikkat çekiyorsunuz. İşin içinde Venüs var, Merkür var, iş sözleşmeleri var, anlaşmalar var, iş fırsatları var, zam var, terfi var, maddi konular var. Son derece dikkat çekici bir ay sizin açınızdan kariyer anlamında. Güzel. Şimdi üstlerinizle diyaloglar ayın başında epey bir yoğunlaşabilir. Şimdi 10. ev toplumsal statünüzle alakalı olduğu için demek ki ebeveynler, eş ve çocuklarınızla ilgili de bir takım güzel gündemler olacaktır. Keyifli zamanlar var, bir takım yeni haberler var. Bunların hepsiyle sevgili yükselen koçlar gayet dikkat çekiyorsunuz. Şimdi bazılarınızın tabii ki burada önemli bir nokta şu, bakın 10 Ocak'ta Venüs, Merkür ve Plüto kavuşumu var. Şimdi artı eksi 3-4 gün de sayabilirsiniz. Demek ki böyle 5 Ocak itibariyle başlayacak. 15 Ocak'a kadar olan o sürede Venüs, Merkür ve Plüto böyle yoğun bir kavuşum açısı içerisinde olacak. Bu ne demektir? Şimdi bazılarınızın kariyerinde önemli dönüşümler olabilir bu ay. Bu dönüşümler nasıl olabilir? Şimdi tabii doğum haritanızın sizi nasıl desteklediğiyle de çok alakalı ama bazılarınız için terfi söz konusu olabilir. Bazılarınızda bir departman değişikliği olabilir. Maddi konularda zam vesaire, hani bu konularda önemli bir takım değişiklikler olabilir. Yine toplumsal statünüzle alakalı bir ev olduğuna göre olunca demek ki evlilik planları ya da bir çocuğa karar verme ve benzeri konularda gündeme gelebilir. Fakat işin içinde Plüto var. Şimdi bakın bu artı anlamda bir etki olabileceği gibi, ki bir kavuşum açısından bahsediyoruz. Ama yine de bazen kariyerinizde biraz zorlanabileceğiniz gündemler, gizli kalmış konular da açığa çıkabilir. Ya da evliliğinizde böyle bir ufak bir kriz de yaşayabilirsiniz. Hani dikkat edin sevgili yükselen koçlar. Bunu demek istiyorum efendim. Evet, 20 Ocak'tan sonra artık Güneş ve Venüs Kova burcuna geçiyor. Demek ki sizin doğum haritanızda 11. evinize geçiyor. Demek ki odağınız 11. ev konularına, yani kariyerinizin getirilerine, hayatta koyacağınız yeni hedeflere ve sosyal hayatınıza doğru gidiyor. Şimdi bu ne demek? Biraz daha açalım. Şimdi öncelikle hayata dair yeni hedefleriniz var sizin. Ayın 20'sinden sonra bunlar dikkat çekecek. Bakın işin içinde o iyicin, o benefik güzeller güzeli Venüs var. Şimdi kariyer çevrelerinde de dikkat çekiyor olacaksınız.
Belki bir takım iş anlaşmaları olabilir, bir takım iş fırsatları olabilir, ne bileyim ortaklaşa yapılan işler, belki sunumlar, kongreler, hani bunlarla gündeme gelebilirsiniz. İşin içinde Venüs var, bakın yine zam, yine para, hani bu anlamda güzel bir enerji var, bunu demeye çalışıyorum. Yeni açılımlar dikkat çekiyor iş hayatınızda. Güzel. Onun dışında yeni hedefler dedik. Bu illa iş hayatıyla ilgili olmak zorunda değil. Evlenmek, nişanlanmak, çocuk sahibi olmayı isteme, bir ev almayı isteme. Hani bir takım böyle yeni yeni planlar var. Böyle bir tazeleniyorsunuz, ümitleniyorsunuz. Hani bu anlamda güzel bir enerji var. Bunu demeye çalışıyorum efendim. Tabii ki sosyal gruplarda da çok popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz. Herkes sizinle konuşmak istiyor, herkes sizinle vakit geçirmek istiyor. Bir takım aşklar var, sanki aşk hayatınız ayın sonun günü gayet güzel. Flörtöz durumlar var, gayet keyifli gözüküyor efendim. 31 Ocak'ta bakın ayı tam bitirirken bir dolunayımız daha var bu ay efendim. Nerede? Aslan Burcu'nda. Yani sizin 5. evinizde. Peki bu dolunayın ayrı bir özelliği var mı? Var efendim. Bu aynı zamanda bir ay tutulması olacak. Evet, bir ay tutulmamız var efendim. Evet. Gayet güzel. Şimdi biliyorsunuz güneş tutulmaları hep yeni ayla, ay tutulmaları ise dolunayla oluyor. Şimdi ayın 31'inde tam ayı bitirirken bu dolunay sizin 5. evinizde, Aslan Burcu'nda. Yani 5. evin konuları nelerdi bir hatırlayalım. Aşk hayatımız, sosyal hayatımız, yeteneklerimiz, potansiyelimiz, hobilerimiz, keyiflerimiz, borsa hareketleri, riskli yatırımlar, çocuklarımız... Bütün bunların hepsi 5. ev konuları. Şimdi orada bir ay tutulması bize neleri getirecektir? Öncelikle hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Ya da aşk hayatınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Tamam mı? Devam mı? İşte ne bileyim ciddi bir ilişkiye doğru mu gideceğim? Bu ilişkiyi artık bitireceğim mi? İlişkim nereye doğru gidiyor? Muhakkak aşk hayatınızla ilgili önünüzdeki zaman zarfında ciddi olaylar olacak. Bakın bu dolunay ve ay tutulması ayın 31'inde diye ayın 31'inde bu olacak diye bir şey yok. Dolunayların, pardon, ay tutulmalarının ve güneş tutulmalarının süresi biraz uzundur. Yani artı eksi bir ay. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz efendim. Ama demek ki aşk hayatınızla ilgili önemli bir gündeminiz olacak ve bir şeyler hızlanıyor olacak. Belki etkilerini bugünden görüyor olabilirsiniz. Hani bunu da bu şekilde ifade edeyim. Şimdi 5. ev sadece aşk hayatınız değil, çocuklarımız. Çocuğunuzun hayatında önemli bir takım gelişmeler olabilir. Mesela sürümcemede olan bir takım konular vardır çocuğunuzla ilgili. Nihayet onlar netleşecektir. Belki de çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bu ay tutulması size belki de bir çocuk getirecektir. Bu şekilde de çalışabilir. Evet, bazı koçlar içinse bu dolunay ve bu ay tutulması yeni bir hobi. Yeni bir hobi getirebilir. Bazı yeteneklerinizi fark edebilirsiniz. Bu hobinizle ilgili bir takım girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. İşte nedir? Bir kulübe üye olayım, bir derneğe üye olayım ya da birileriyle bir araya geleyim, bu hobimi gerçekleştireyim. Ne bileyim, müzik çalıyorsunuzdur, bir grup kurmaya karar verirsinizdir. İşte ne bileyim, resim yeteneğiniz vardır, bir kursa yazılırsınız. Şarkı, şiir yazmaya başlarsınız. Tasarımlar yapmaya başlarsınız. Hani bununla ilgili bir takım hareketleri de getirebilir bu ay tutulması. Evet, ayın tamamında yönetici gezegeniniz Mars güçlü olduğu Akrep Burcu'nda olacak. Ayın tamamında. Fakat tabii Akrep Burcu sizin doğum haritalarınızın 8. evde. Yani yükselenize 150'lik açı yapıyor. Demek ki çok konfor anlamında çok iyi bir pozisyonu yok bu ay. Ama şimdi bakın 8. evde bir Mars ne demektir? Şimdi 8. ev konuları nedir? Aileden, eşten, iş ortağından gelen paralar. Bankalar, tazminatlar, banka kredileri, kredi kartları, ne bileyim işte sigorta, işte miras, her türlü konuyu anlatır. Bütün finansal konuları anlatır 8. ev. Şimdi Mars orada olduğuna göre demek ki bu ay maddi konularla ilgili bir eforunuz, bir çabanız var. Bir de ayın ilk 2 haftası Mars sürekli Jüpiter'le kavuşum içinde olacak. O Mars'ın etkisini Jüpiter daha da arttıracak. Demek ki ciddi anlamda bir maddi konunuz var sizin. Maddi gündemleriniz çok dikkat çekiyor. Fakat bazılarınız için bir tazminat, bir miras ve benzeri konular, nafaka. Hani bu anlamlarda bir takım şans ve fırsatları da yakalayabileceğiniz bir ay olabilir bu ay. Bu anlamda güzel çalışabilir. Aynı zamanda 8. ev cinsel hayatımızı anlatıyor. Jüpiter zaten 13 ay Akrep Burcu'nda. Mars cinsel hayatımızla ilgili önemli bir göstergedir. Şimdi bu ikisi bir arada Akrep Burcu'nda 8. evde. Demek ki cinsel anlamda performansınızın çok artacağı, belki bazı cinsel kaçamaklarda çekilebileceğiniz bir ay olarak görünüyor efendim.
8. ev sağlık konularını anlatır. Dikkat edin, işin içinde Mars varsa sağlıkla ilgili sürpriz, aniden ortaya çıkan bazı durumlar olabilir. Aniden ufak tefek ameliyatlar olabilir. Ne bileyim, bir doktora gitmeniz gerekebilir. Bunlar da son derece dikkat çekiyor. Demek ki sevgili yükselen koçlar, bu ay gündeminiz daha çok yaşam alanınızı ve kariyerinizi ilgilendiren konular. Kimileriniz bir terfi alacak, kimileriniz iş hayatında bir takım değişiklikler yapacak, üstlerle ilgili bir takım konular var, patronlarla ilgili bir takım konular var, ailenizi, evliliğinizi, eşinizi ilgilendiren konular var, taşınıyorsunuz, kiraya çıkıyorsunuz, ev satın alıyorsunuz, bir takım kararlar, hedefler var. Bunların hepsi son derece dikkat çekiyor efendim. Bizden bu kadar. Söz sende Barış'cığım. Uygur'cum. Bir şey daha hatırlatayım. Tabii, buyurun. Şimdi biliyorsunuz bir sene boyunca iki tane önemli gökyüzü hareketi var sevgili yükselen koçlar. Biri Jüpiter'in akrep transiti, diğeri de Satürn'ün oğlak burcu transiti. Şimdi akrep burcu sizin 8. evinizde, oğlak sizin 10. evinizde. Biri maddi konularla ilgili, biri kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili. Bunlarla ilgili de özel bir yayınımız var. Bunların hepsi yayında Reklampedia kanalında bulabilirsiniz. Yükselenize göre Jüpiter ve Satürn videolarını da lütfen izlemeyi unutmayın efendim. Evet. Uygurcuğum, verdiğin detaylı bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaç video çekmiş olduk bu sayede? Bugünü bitirirsek. Evet. 3, 4, 48, 50 tane video evet, çekmiş olduk. Aynen, 50-60 tane çekmiş. Son 2 ayda efendim bugün 12'li setimizi bitirdiğimizde 50 tane video çekmiş evet. olacağız. 60 gün içerisinde ve şu anda aynı anda hem Instagram'dan hem YouNow'dan hem de Facebook evet. üzerinden de yayındayız. Bir başka anonsumuz daha var. Nedir? Uygurcum, portalımızı yeniledik. Harikasın. www.reklampedia.com. Evet, aynen. Yeni portalımız yayında evet. ve radyomuz da yayında. Radyomuzu açtığınız anda artık radyomuz ana sayfada çıkıyor. Çok iyi. İnternet sitemize kliklediğiniz anda radyomuzu dinlemeye başlıyorsunuz. Efendim, yorumlarınızı bekliyoruz. YouTube videolarının altına da yazabilirsiniz videolarınızı. Bunun haricinde Reklampedia içerisinde yayınladığımız haberlere bakmanızı da öneririm. Sizler için büyük bir efor sarf ediyoruz. Bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Uygurcuğum, ilk burcumuzu bitirdik. Koçlar evet. yükselen koçlar. Birazdan çekimlerimiz devam edecek. Efendim, önümüzdeki ay astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.